Osman Nuri Bakırcı Orta Okulu'ndayız şu anda. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Okul Müdürü Süleyman Özden, Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu Müdürü olarak 2018 yılından itibaren görev yapmaktayım. Röportaj esnasında bazı konulardan bahsettik. Bir sürü organizasyonlarınız var. Bu organizasyonlardan bahsedebilir misiniz bize? Kardeşlik paylaşmaktır. Okulumuzun en önemli projelerinden birisi. Okulumuzda Neşe Akın öğretmenimizin aracılığıyla kardeşlik paylaşmaktır dedik ve Doğu'da Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok okula ulaştık. Bugün de Sayın Kaymakamımız Doktor Vural Karagül'ün öncülüğünde başlatılan Okulumda Ramazan projesi etkinliğini gerçekleştirmek için öğrencilerimizin yapmış olduğu el işleri, getirmiş oldukları ürünleri burada cüzi miktarlara satarak elde edilen gelirlerle ihtiyaç dahilinde kolilerimizi oluşturup kolilerimizi ihtiyaç sahiplerine inşallah ulaştıracağız. Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu'ndayız şu anda. Merhaba hocam, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, tabii ki. Ben Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu'nun Türkçe öğretmeniyim. İsmim Neşe Akın. Projemizden bahsetmek istiyorum ilk öncelikle. Kardeşlik Paylaşmaktır adı altında okulumuza bir proje başladı. Bu proje dahilinde yola çıktık. Doğudaki okullara yardım gönderdik. Okulumda Ramazan adlı Esenyurt Kaymakamımızın Doktor Vural Karagül'ün başlatmış olduğu bir projeydi. Ne yapabiliriz adına düşündük. Çocuklar dedi, hocam zaten her sınıfın bir erzak kolisi var. Biz de erzak hazırlayanlara yardımcı olalım. Ellerimizle yaptıklarımızı satarak onlara bayramlık alalım dediler. Ben de onları kırmadım. 2 hafta gibi bir süreç içerisinde kalemlikler, işte ayraçlar, bir sürü şeyler yaptık. Gayet de güzel oldu. Sergimizi açtık. Toplanan bu paralarımıza da yetim kardeşlerimizle yardımcı olacağız. Peki buradan bir mesaj vermek istiyor musunuz böyle yetim ve ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize sahip çıkılması adına? Tabii ki yetim kardeşlerimize inanın duyarlı olabilirsek onların gözlerinin içinden zaten o tebessümü alabiliyoruz. Bizler bu yola baş koyduk. Yani yetim kardeşlerimize yapabiliyorsak herkes bir şeylerin elini taşın altına koyup da yapabilir. Zaten projemiz var. Instagram sayfamızda da kardeşlik paylaşmaktırdan durumu olmayan okullar da bize ulaşabilir, takip edebilir. Bu projemiz de aynı zamanda sergilerimiz de devam edecek. Peki hocam neler yaptık? Şöyle bir bakalım isterseniz hep beraber. Şöyle okuduklarını yani çocukların okuyup getirdiği kitaplarımız var. Pet şişeleri atmadık. Onlardan kalemlikler yaptık, süsledik. Ayraçlarımız var kitap içerisinde kullanılan. Bu şekilde. Sonra mukavva ve atık kağıtlarımızdan birleştirerek bu şekilde çerçevelerimiz var. Fotoğraf çerçevelerimiz. Kullanmadığı oyuncaklar, takı türü eşyaları getirdiler. Yani yetimler adına her şeyi yapıyoruz. Öncelikle bu projeyi yapan müdürüme ve müdür öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Onları da kardeşlerimiz biliyoruz ve onlara yardım ediyoruz. Biz burada sattıklarımız her şeyi yetimler uğruna yapıyoruz. Sattıklarımız parayı kumbaramıza koyarak yetimlere bayramlıklar alacağız. Babası ve annesi öldükleri için çalışamıyorlar. Bu çalışmama gereğinde de bizim yaptığımız parayla olan ihtiyacını gidermek bizim için de bir mutluluktur. Onun yüzündeki gülümseme ve samimi olarak her şeyini görünce zaten bize sevap da yazılıyor, mutlu da oluyoruz. Bu mutluluk gereğinde de zaten bizim kendi irademize bağlı olduğu için çok mutlu oluyoruz. Yetimlerin de mutlu olması bizim mutluluğumuzdur. O yüzden bu şey için kendimle gurur duyuyorum. Arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. O yüzden teşekkür ediyorum herkese. Yapılan her şey için çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun düzenlediği bu projeye bize bir katkımızın bulunması için küçük elimizden geldiğince ev eşyası, süs yapmaya çalıştık. Bunları satarak yetimlere bayramda bayram kıyafeti almak istedik. Onların mutlu olmasını istiyoruz. Bunların hepsini satıp yetim kardeşlerimize bayram hediyesi olarak onlara bayram için elbise alacağız. Onlar anneleri babaları olmadığı için işte onlara yardım etmek istiyoruz. Biz çok mutluyuz. Onlara yardım ettiğimiz için çok mutluyuz.
Gördüğünüz gibi tüm atıkları yenileyerek kendimiz yetim kardeşlerimize yardım ediyoruz. Plastik şişelerden kalemlik yapıyoruz, ayraçlar yapıyoruz. Sonra kullanmadığımız eski eyvaları çöpe atmak yerine onlarla çerçeve yapıyoruz. Ve bizim evimizde bulunduğu, kullanmadığımız şeyleri de burada getirip arkadaşlarımıza satıyoruz. Sonra da bu paraları kardeşlerimize yollayacağız, yetim kardeşlerimize. Onlar da bayramlık için kıyafetler alacak. Zaten Instagram'da da kardeşlik paylaşmaktır bölümümüz var. Bize abone olmayı unutmayın. Sizin de desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi biz bu projeyi yetim kardeşlerimiz için yaptık. Diğer okulların da yapmasını bekliyoruz. Yetimler diye kardeşlikten ayırmayın. Onlar her zaman bizim kardeşimiz olmuştur. Lütfen onları çocuk esirgeme kurumlarında kaldı diye onları hayvandan saymayın. Onlar da bizim gibi insandır. Onlara yardım edin. En azından 1 lira bile olsa onlara destek verin. Çünkü onlar da bizim kardeşimizdir. Öncelikle bu projeyi ilk önce kardeşlik paylaştırmaktır adına Ağrı'daki bir okulu seçip oradaki öğrencilerimize kıyafet gönderdik. Şimdi ise yetimlerimize Ramazan'la ilgili bir proje başlattık ve onlara kendi yaptığımız el emeği, kalemlikler, ayraçlar, çerçeveler yaptığımız bunlarla onlara Kurban Bayramı için kıyafet alacağız. Öncelikle bu projeyi başlatan müdürümüz ve Neşe hocamız, onlara çok teşekkür ediyoruz. Yetim kardeşlerimize koli koli eşyalar, paralar falan topluyoruz. Ramazan kolisi yapacağız. Onların da mutlu olması bizim mutlu olmamız kadar değerli. Onları da çok seviyoruz. Bu bayram onların bayramı. Merhaba, Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu'ndayız. Şimdi biz kalemlikler yaptık, kitaplar satıyoruz okuduğumuz kitaplara, işe yaramadıkları için çöp atmıyoruz. Ayraçlar yapıyoruz, bunları satıp para kazanıyoruz ve bunları para kazandıktan sonra koliler dolduruyoruz. Bunları yetim kardeşlerimize gönderiyoruz, elbiseler alıyoruz, bayramlık alıyoruz. Onlar bizim gibi şanslı değil, bizim gibi üstleri falan yok. Belki bazı şeylerde şanslı olabilir ama bizim gibi şanslı değil. Biz bunları kendi ellerimizle yaptı. El emeği göz nurdu. Neşe hocamıza, Süleyman hocamıza, Kadir hocamıza, tüm hocalarımıza, müdürümüze ve teşekkür ediyoruz. Bunları satıp bayramlık elbiseler alıyoruz. Ben de bir şey söyleyeceğim. Bunları siz de bizim gibi yapıp, diğer okullar siz de bizim gibi yapıp kardeşlik paylaşmaktır. Instagram'da bizi takip edebilirsiniz. Her zaman abone olun. Her zaman takip edin bizi. Umarım siz de bizim gibi kitaplar, ayraçlar, kalemlikler satıp bizim gibi bayramlık kıyafetleri alıp şey verirsiniz. İlk olarak Neşe hocama ve müdürlerime teşekkür ederim. Bu projeyi başlatmamızın nedeni köydeki küçük kardeşlerimizin bir bayramlık elbisesi olsun. Annesi babası olmadan orada yaşıyorlar. Yürüyerek o kadar uzakta bir okula gidiyorlar. Müdür yardımcılarımıza da teşekkür ediyorum ve onlara da yardım etmenizi istiyorum. Kardeşlik paylaşmaktır. Instagram'da da hesabımız var. Lütfen takip edin. Şimdi biz bir proje başlattık ve bu projede müdürümüze, öğretmenimiz Neşe Hoca'ya ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Biz bu projeyi yaparken çok mutlu olduk arkadaşlarımızla ve bu projede katkı verdiğimiz için o yardım bekleyen arkadaşlarımız için bir proje başlattık ve bu projemizde kalemlikler yaptık. Bitirdiğimiz kitaplarımızı koyduk. Çerçeveler yaptık. Biz bunları dönüştürdük. Siz de eğer arkadaşlarımıza biz bir şeyler göndereceğiz. Siz de eğer böyle yaparsanız biz daha mutlu oluruz ve unutmayın ki onların sadece yardıma değil sevgiye de ihtiyaçları var. Ramazan bereket ayıdır. O ayda yardıma muhtaç insanlara yardım edin. Kardeşlik paylaşmaktır. Yetimlerimize sahip çıkalım.